Afrika kıtasının tarihinde sırlarla dolu inanılmaz bilgiler gizli ve bu olağanüstü yerde nelerle karşılaşacağınızı asla bilemezsiniz. Afrika'da bulunan birçok şey büyüleyici ve ilginçken bazı keşifler rahatsız edici ve garip. Kimse tarafından açıklanamayan Afrika'da yapılmış en ilginç keşifleri incelerken bize katılın. Homo Naledi. Tarihin derinliklerine yolculuk yaptığımızda eski bir insan türünün keşfi kadar heyecan verici ne olabilir ki? Bu tür bulgular kendimizi ve geçmişimizi anlamamızda bize yeni perspektifler kazandırıyor. 2013 yılında Güney Afrika'daki insanlığın beşiği olarak bilinen bölgede bir grup bilim insanı karanlık bir mağaranın içinde olağanüstü bir keşif yaptı. Homo Naledi. Homo Naledi, 236 bin ila 335 bin yıl önce yaşamış, bizim atalarımızla aynı dönemi paylaşmış bir türdü. Bu tür, evrim sürecine dair bazı kafa karıştırıcı özelliklere sahip. Örneğin, beyin hacmi şempanzelerle benzer büyüklükte. Bu da onların düşünce kapasitesinin sınırlı olabileceğini gösteriyor. Ancak ellerinin yapısı, alet kullanmalarına olanak tanıyan bir yapıya sahipti. Omuzları modern insanın omuz yapısına benzer bir yapıya sahipken, parmakları ağaçlara tırmanmaya uygun eğrilikteydi. Bu türün en büyük sırrı ise bu derin mağaraya nasıl ulaştıkları. Mağaranın içine ulaşmak için oldukça dar bir geçitten geçilmesi gerekiyor. Bu, basit bir canlının bilinçli bir şekilde yapabileceği bir şey değil. Bu durumda Homo naledi bireylerinin oraya nasıl geldiği hala bir muamma. Kazara mı düştüler yoksa belki de daha gelişmiş bir tür tarafından mı oraya bırakıldılar? Bu soruların yanıtları henüz net değil. Ancak bu türün sırlarını çözmeye devam etmek, insanlığın evrimi hakkındaki bilgilerimizi daha da genişletecektir. Muhteşem Baobab Ağacı. Ağaçların süper güçlere sahip olduğunu hiç düşündünüz mü? Evet, doğru duydunuz. Tuhaf gelebilir ama Baobab Ağacı gerçek bir süper kahramandır. Dinozorların zamanından yani yaklaşık 200 milyon yıl öncesinden beri var olan bu olağanüstü bitki, pek az canlının dayanabildiği koşullarda yaşamını sürdürmeyi başarmıştır. Binlerce yıl yaşayabilen baobab ağaçlarından kaydedilen en yaşlısı Zimbabwe'deki Panka Baobab'dır ve tam olarak 2450 yıl yaşamıştır. Kurak Afrika savanları gezegenin en tanınmış ve faydalı ağaçlarından biri olan baobabla noktalanmıştır. Bu devasa bitki milyonlarca yıl boyunca var olmuş ve tarihin başlangıcından beri kabilelere besin sağlamıştır. 30 metre genişliğinde inanılmaz kalın bir gövdeye sahip olan bu ağaç, uzaktan bakıldığında devler tarafından tersten dikilmiş devasa bir sebze gibi görünür. Baobab'ın geniş gövdesi %50 su ile doludur. Bu da onun oldukça kurak koşullarda bile hayatta kalmasını sağlar. Baobab ağaçları 10 yıllarca yapraksız kaldıktan sonra yağmur geri döndüğünde yeniden büyüyebilir. Gözenekli odunu, uzun kurak dönemler boyunca onu ayakta tutacak her yağmur damlasını emerek nem deposu görevi yapar. Uzun süreli kuraklıkta yapraklar dökülür ve koşullar iyileştiğinde yeniden yeşerir. Ancak baobab sadece büyük bir ağaç olmaktan ibaret değildir. Yenebilir yaprakları temel yeşil yapraklı sebzelerden farksızdır. Ekşi meyvesi portakalların 6 katı C vitamini içerir. Kabuğu ise dayanıklı bir kumaş ve ip için lif sağlar. Hatta tohumları yemeklik yağ üretir. Gıda, su ve malzeme kaynağı olarak genellikle elverişsiz ortamlarda baobab yaşam ağacı olmayı sonuna kadar hak eder. Gerçek anlamda bir süper kahramandır. Çöl Perisi Çemberleri. Namibya'nın kurak çayırlarını süsleyen mükemmel daireler şeklinde 2 ila 20 metre arasında değişen boyutlarda garip çıplak toprak parçacıkları bulunmaktadır. Bu gizemli oluşumlara peri daireleri adı verilmiştir. Havadan bakıldığında Namib çayırları bu esrarengiz özelliklerle 1800 kilometreden geniş bir alanda delik deşik görünmektedir. Yıllardır bu şifreli daireler ekologlar arasında tartışmalara neden olmuştur. Bugüne kadar bu sert çöl manzarasında bu karmaşık desenleri neyin oluşturduğuna dair bir uzlaşmaya varılamamıştır. Uzun süredir var olan bir hipotez bu dairelerin termitlerin eseri olduğu yönündedir. Suyu en verimli şekilde kullanabilmek için bu dairesel çıplak alanlar yağmur suyunu kenarlarına yönlendirir ve böylece kenarda bulunan bitki örtüsüne fayda sağlar. Ancak termit teorisi 20 metreden daha büyük çapta oluşan daireleri açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Bitki rekabeti, gaz yayılımı ve radyoaktif elementler gibi alternatif açıklamalar da tatmin edici değildir. Peri dairelerinin yaşam döngüsü incelendiğinde ise olay daha da gizemli hale gelir.
Bu yuvarlak boşluklar 24 ila 77 yıl boyunca varlığını sürdürür. Ardından çimler tekrar onları oluşturur. Bu ölüm ve yeniden büyüme döngüsünü neyin tetiklediyse bilinmemektedir. Madagaskar'ın Taş Ormanı. Madagaskar doğanın harikalar diyarıdır. Bu ada üzerinde yalnızca lemur ve bukalemun gibi egzotik hayvanlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak Madagaskar'ın güzellikleri sadece yaşayan varlıklarla sınırlı değildir. Hayal gücünü zorlayan, şaşırtıcı jeolojik özelliklere de ev sahipliği yapar. Kuru güneybatı bölgesinde devasa iğneler gibi yerden yükselen sivri uçlu, devasa kayalarla kaplı majestik bir ormanı görebilirsiniz. Milyonlarca yıl boyunca sürekli su erozyonuyla şekillenen bu kireç taşı kayalar sivri uçlarıyla nefesinizi kesecek, eşsiz ve gerçeküstü bir manzara sunar. Kireç taşı, yarı kurak iklimde çözünerek 70 metre yüksekliğindeki kayalıkların bugünkü şeklini almasına neden olmuştur. Uzaktan bakıldığında gri taş kümeleri gerçekten taşlaşmış ağaçlara benziyor. Ancak yakından çok daha tehditkar bir görüntüye sahipler. Taş ormanın ince kanyonları ve keskin kayaları yalnızca burada yaşayan nadir hayvanlar için güvenli bir sığınaktır. Büyük kuşlarla birlikte lemurlar da burada yaşamıştı. Ancak şimdi onlar yok. Bazı insanlar tehlikeli labirente altın ve mücevherlerin saklı olduğunu söylüyor. Taş ormanda yürümek oldukça riskli çünkü yollar kafa karıştırıcıdır ve kayalar kendinizi yaralamanıza yol açabilecek kadar sivri. Ancak ormanın yanında mineraller için yapılan kazılar nedeniyle Madagaskar'ın doğası gibi taş orman da uzun süre orada kalmayabilir. Dendera Işığı. Eski Mısır yapılarına kazınmış sayısız hiyeroglif ve kabartma arasında tapınak duvarlarını süsleyen gizemli bir resim tartışmalara yol açmıştır. Dendera ışığı olarak adlandırılan bu çizim, kutsal bir sütundan uzanan ampul şeklinde bir objeyi gösterir. Bazı teorisyenlere göre bu, eski Mısırlıların ileri enerji teknolojisine sahip olduklarını gösteren bir kanıt. Ancak ana akım Mısır bilimcileri bunun daha felsefi bir anlamı olduğunu savunmaktadır. Tartışmalı resim, Nil Nehri'nin güneyinde, Kahire'nin güneyinde, Dendera'daki Hathor Tapınağı'nda bulunmaktadır. Tapınak M.Ö. 1. yüzyılda Ptolemaios Hanedanı döneminde inşa edilmiştir. Sahne, tepesinde ampul şeklinde bir nesne olan jet sütununa doğru hareket eden figürleri gösterir. Altında bir tel ve lambayı andıran bir lotus çiçeği şeklinin üzerinde bir yay şekli vardır. Bu nedenle bazıları bu resmin enerji iletmek için jet sütununu kullanan bir elektrik aydınlatma düzenini tasvir ettiğini savunuyor. Ancak eski elektrik devresi fikri güvenilir kanıtlardan yoksundur. Ana akım Mısır bilimi çizimin dini bir öneme sahip olduğunu ileri sürmektedir. Jet sütunu Mısırlılar için istikrarı sembolize ediyordu ve ampul şeklindeki tepesi güneş tanrısı Ra'nın ikonu olan güneş diskini temsil ediyordu. Tapınağın gökyüzü tanrıçası Hathor'a adanmış olması göz önüne alındığında resmin astrolojik bir anlamı olması teknik bir anlamından çok daha olasıdır. Çılgın Canavar. Madagaskar'ın vahşi doğasının esrarengiz ve hayranlık uyandıran topraklarda çılgın canavar olarak adlandırılan tuhaf ve benzersiz bir yaratık yaşadı. Bu ilginç memeli milyonlarca yıl önce Geç Kretese döneminde yaşamış ve kalıntıları yakın zamanda keşfedilmiştir. İlk olarak 1999 yılında fosil koleksiyoncuları tarafından bulunan hayvanın kafatası 66 milyon yıl öncesine tarihlenen tortul tabakalarda bulundu. Kafatası hayvanın bir memeli olduğunu gösteriyordu. Ancak daha önce hiç görülmemiş bazı diş özelliklerine sahipti. 2010 yılında iskeletin daha fazla parçası bulundu ve bu, bilim insanlarının hayvan hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağladı. Araştırmacılar çılgın canavarın bir sansar büyüklüğünde olduğunu ve kısa bacaklara sahip, uzun, dar bir vücuda sahip olduğunu keşfettiler. Kısa burunlu hayvanın önünde birçok deliği olan özgün bir kafatası vardı. Çılgın canavarı inceleyen bilim insanları, hayvanın bir yeraltı kazıcısı olduğuna inanıyorlar. Kafatasındaki delikler çılgın canavarın iyi bir koku duyusuna sahip olduğunu gösteriyor. Böylece yer altında yiyecek bulmak çok daha kolaylaşacaktır. Ayrıca kısa bacakları ve uzun vücudu çılgın canavarın kazmak için iyi bir şekilde adapte olduğunu gösteriyor. Bilim insanları çılgın canavarı resmi olarak Adalaterium hui olarak adlandırdılar. Adalaterium ismi Malagasy dilinde çılgın anlamına gelen Adala kelimesi ve Yunanca hayvan anlamına gelen Terian kelimesinden türemiştir. Bu isim, bu tuhaf ve ilginç memeli için gerçekten de uygun bir tanım. Büyük Piramit'teki Gizli Oda. 4500 yıl önce inşa edilen Büyük Gize Piramidi, dünya üzerindeki en yüksek yapı olarak antik dünyayı harita düşürdü.
ve bugün astronomik hizalanması ve zekice mimarisiyle insanları büyülemeye devam ediyor. Şimdi piramit meraklılarını daha da heyecanlandıracak yeni bir gizem ortaya çıkıyor. Bu esrarengiz yapı içinde gizli bir oda olma olasılığı. 2017'de uluslararası bir ekip gizli odaları tarayabilmek için muon adı verilen alt atomik parçacıkları kullandı. Bu parçacıklar taşın metrelerce altına nüfuz eder. Şaşırtıcı bir şekilde taramalar büyük piramidin içinde daha önce bilinmeyen 30 metreden daha büyük bir odayı ortaya çıkardı. Bu odanın içinde ne olabilir? Arkeologlara göre muhtemelen hiçbir şey. Tüm Firavun mezar odaları ve geçitleri zaten belgelenmiştir. Herhangi bir eser olsa da uzun zaman önce yağmalanmış olurdu. Ancak böyle bir boş alan, Khufu'nun anıtsal mezarının içindeki karmaşıklığı öne çıkarıyor. Alternatif teorisyenler ise daha radikal önerilerde bulunuyor. Bazıları bu odanın Atlantis'ten ezoterik bilgileri içeren mitolojik kayıtlar salonuna ev sahipliği yaptığını düşünüyor. Diğerleri ise odanın bir uzaylı makinesini içerdiğini ya da boyutlar arası bir geçit olabileceğini öne sürüyor. Ancak böyle varsayımlar için bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Gizli boşluğun gerçek doğası ve amacı belirsiz kalmaya devam ederken, büyük piramit içindeki daha fazla sırrı ortaya çıkarabilecek olan taramalar her an yeni bir bilgi edinebilmemize olanak sağlıyor. Altıgen elmaslar. Bir asteroid 2,9 milyar yıl önce Güney Afrika'ya çarptığında geride sadece devasa bir krater bırakmadı. Bölgeye dağılan patlama enkazı, dünyanın en arzulanan taşlarından birinin şaşırtıcı bir versiyonunu içeriyordu. Altıgen elmaslar. Bu doğal taşlar geleneksel elmaslarda görülmeyen güzel ve tuhaf bir altıgen şeklindeydi. 2018'de araştırmacılar bu geometrik elmasların uzaydan geldiğini, dünyadaki herhangi bir süreç nedeniyle oluşmadığını doğruladı. Kimyasal analiz bu elmasların ozbornit içerdiğini ortaya koydu. Bu mineral sadece karbon açısından zengin meteoritlerde oluşmakta. Altıgen elmaslar muhtemelen Güneş sistemindeki bir cüce gezegenin içinde kristalleşti. Ardından 4,5 milyar yıl önce epik bir çarpışma onları uzaya fırlattı. Parçalar gezegenler arası yolculuk yaparak Güney Afrika'ya iniş yaptı. Standart elmaslar yerin derinliklerinde yüksek basınç altında oluşurken bu olağanüstü uzay elmasları hızla kristal büyüme belirtisi gösteren şekillere sahip. Altıgen elmaslardan sadece çok küçük örnekler incelendi. Ancak daha büyük örneklerin keşfedilmeyi beklediği düşünülmektedir. Zaten bu elmasların uzay kökenleri elmas oluşumunun yalnızca dünyaya özgü olmadığını kanıtlıyor. Kozmik kimyalarının daha ayrıntılı incelenmesi, Güneş sistemimizin başlangıcına dair bilgiler sunma potansiyeline sahip. Bu elmaslar dünyaların kıymetli taşlara dönüştüğü ve galaksi boyunca saçıldığı bir döneme ışık tutuyor. Gök mavisi taş. 1990 yılında Sierra Leone'da bir madenci, daha önce hiç görülmemiş oldukça sıra dışı bir taşa rastladı. Angelo Petton, Batı Afrika'yı keşfederken gökyüzü mavisi renginde bir taş keşfetti. Karbon testlerinin ardından bu ilginç taşın dünyaya 11 bin ila 18 bin yıl önce düşen bir meteor olduğu varsayıldı. Ancak en dikkat çekici olanı, laboratuvar analizleri gökyüzü mavisi taşın bileşiminin saf oksijen olduğunu ortaya koydu. Bu oksijen zengini bileşim taşın %77'sini oluşturuyordu ve iz miktarda karbon, silikon, kalsiyum ve sodyum içeriyordu. Böyle egzotik bir oluşumu üretebilecek bilinen hiçbir yeryüzü süreci yoktur. Gizemli gökyüzü taşı yapay gibi görünse de onun insanlar tarafından üretildiğine dair bir işaret bulunamadı. 10 bin yıldan fazla bir süre öncesine tarihlenen jeolojik katmanlardan çıkarılmıştı. Bu da bilinen herhangi bir medeniyetin onu sentezleyemeyeceği bir dönemdi. Bu, paradoksal gökyüzü mavisi taş karşısında şaşkına dönen jeologlar ve mücevher uzmanları onu incelemek için yarıştı. Ancak sadece çok küçük örnekler mevcut olduğundan kökeni ve oluşum şekli gizemini korumaktadır. Belki çok uzun zaman önce henüz anlayamadığımız teknolojilerle eski ve zeki bir medeniyet tarafından yapılmıştır. Aynı zamanda bilim insanları Güney Afrika'nın vahşi doğasında kayıp bir şehri yeniden keşfettiler ve şok olmuş araştırmacıların devasa bir tarihsel boşluk olarak tanımladığı boşluk böylece dolmuş oldu. Araziyi analiz etmek için lazer teknolojisini kullanan bilim insanları kayıp bir şehir keşfettiler. Şehir havadan gözetleme yoluyla kısmen keşfedildi. Ancak tam boyutu hala bir gizem. Aynı bölgede çekildiği söylenen bu resim ise oldukça kafa karıştırıcı. Böyle bir yerin hala gizli kalmış olması gerçekten inanılmaz. Bazı teorisyenler gök mavisi taşın bu şehirde üretilmiş olduğuna inanıyor. Dünya gerçekten keşfetmekle bitmeyen inanılmaz bir yer. Afrika'nın en eski dinozoru.
Bu keşif Jurassic Park hayranları için. Afrika kıtada bilinen en eski dinozora ev sahipliği yapma özelliğine sahiptir. Embryosaurus rosorum olarak adlandırılan dinozor 230 milyon yıl önce erken Trias döneminde süper kıta Pangea'da gezinmiş minik bir dinozor. 2017'de keşfedilen dinozor neredeyse tamamı fosilleşmiş kemikleri sayesinde tanımlandı. Embryosaurus yaklaşık 2 metre uzunluğundaydı ve kalça kısmı sadece 30 santimetre yüksekliğindeydi. Dinozor standartlarına göre çok küçük olmasına rağmen ekosistemin zirve yaratıcısı olması muhtemeldi. Uzun kas yapısı gibi evrimleşmiş özellikleri boyutuna göre ilginç derecede çevik olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu dinozorun protozauropodlar, Velociraptor ve T-Rex gibi hızlı dinozorların iki ayaklı hareketine öncülük ettiği biliniyor. Siz tüm bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Görüşmek üzere.